Hayırlı günler sevgili seyirciler. Bilinmeyenin takipçisi Telegezi ile bu hafta Sart'taki gezimize devam ediyoruz. Bilindiği üzere burası bir Lidya şehri ama hatırlatmakta yarar var. Biz Lidya zamanından çok sonraki kalıntıları görüp onları inceliyoruz. Tabii kendi başımıza bunları inceleyip de yorum yapmıyoruz. Her zaman olduğu gibi bir üstadımız bize yardımcı oluyor ve artık siz onu tanıyorsunuz. Dünya çapında bir üstad. Profesör Doktor, sizin bildiğiniz adıyla Greeny diyelim artık. Samimi olduk. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi bu hafta tekrar görmek ne güzel. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Bugün neler göreceğiz? Bu hafta buradaki Roma hamam ve cimnazyum kompleksini göreceğiz. Şu anda neredeyiz? Kompleks girişindeki egzersiz alanının hemen yanındayız. Yani girişteyiz desek yanlış olmaz. Öyleyse biraz yaklaşıp söyleşimizi orada devam edelim. Buyurun. Evet, görelim. Profesör Greeny, çevremizde gördüğümüz bu sütunlar nedir? Burası az önce söylediğimiz gibi egzersiz alanı olup olasılıkla buranın en geniş meydanı ve doğal olarak cimnazyumun da bir parçası. Bu geniş alanın aynı zamanda bir eğitim alanı olma olasılığı var mı? Evet, öyle bir olasılık olmasına karşın Profesör Fikret Yegül burada daha gündelik egzersizlerin yapıldığına inanıyor. Hamamı kullanan kişiler banyodan önce basit egzersizler yapmak isterlerse, örneğin top oynamak isterlerse burayı kullanıyorlar. Yani bir çeşit günümüzün halı sahaları gibi. Evet, öyle. Profesör, bu muhteşem bina aslında bina mı değil mi onu da bilemiyoruz. Yoksa bir avlu mu? Ne burası? Burası bir avlu ve fiziksel olarak hamam ve cimnazyum kompleksinin bir parçası. Fakat orijinalinde ayrı bir avluydu ve ayrı bir girişi vardı. Kompleksten bir giriş yoktur. Şu gördüğünüz girişler aslında nişlerdi ve olasılıkla içlerinde büyük heykeller yer alıyordu. Daha sonra geç Roma ve Bizans döneminde bu büyük nişler kapıya çevrildiler. Sonra da son halde restore edildiler. These large niches were made into doorways and they've been restored in that latest form. Yani seyircilerimize kısa bir hatırlatma yapılacak olursa bunlar özgün kalıntılar değil, restore edilmiş durumda. Hem de çok restore edilmiş hali. Bu restorasyon daha çok mermer mimari süslere dayanılarak yapıldı. Bunlar karışık halde yığınlar halinde bulunmuşlardı. Tam avlunun ortasındaydılar. Mermer parçaların %65'i kazı sırasında buradaydı. Kalan kısımlarsa antik çağda sökülmüşlerdi. Bulunan mermer kısımların sağlam kalması yeniden inşa etme fikrini ortaya koydu. Duvarlar yeniden yapılmalıydı ve aslında sadık olarak fütunlar ve duvarlar yeniden yapıldı. Order of the architecture, the columns and the entablatures. Ne zaman yapıldı bu restorasyon ve kim yaptı? 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında yapıldı. Bu Türk hükümeti Cornell Sardis kazı ekibi işbirliğiydi. Türk devleti tabii ki bir fonda sağladı. Gerçekten güzel olmuş. Aslına uygun bir restorasyon olduğunu düşünüyor musunuz? Aslında çok uygun bir halde restore edildi. Hatta sonradan kapıya çevrilen nişler bile yapıldı. Yani son görünüm aynen böyleydi. En azından böyle olduğu düşünülüyor. Aşağı yukarı. Bazı bölümler, örneğin mermer duvar kaplamaları restore edilmedi. Çünkü antik çağlardan bunları görüp de bize aktarabilen yok. Ancak bu pişmiş tuğlalardan yapı şekli görülemiyordu. Tamamen mermerle kaplıydı ve bu mermerleri tutma elemanlarının delikleri duvarların üzerinde görülebiliyor. Bu yüzden mermer kaplamanın eksikliği insana yanıltıcı bir izlenim verebiliyor.
of which many slabs remain, and for the attachment of which you can see the holes in the wall surfaces here and there. So that has not been restored, and in some ways the absence of the marble revetment gives a misleading impression of the original appearance of the building. Peki profesör, görüldüğü üzere her bir sütun başka bir stilde yapılmış. Bunun nedeni ne olabilir? Açıkça görülüyor ki bu binayı yapanların seçimi. Çünkü bu sütunlar özellikle bu yapı için yapılmışlardı. Yani başka bir yerden devşirme değillerdi. Bu beğeni olasılıkla çeşitlilik sunmaya yönelikti. Yani bu da o zamanın beğeni tarzı diyebiliriz. Evet, öyle görünüyor. Bir de şurada sahte sütunlar ya da sütun şeklinde kabartmalar da var. Şurada sütundan aldım. Evet, haklısınız. Bunlar sütunların ve yükseltilerin temelleriydiler. Ve bazı sütunların altında yaprak süslemeleri görebilirsiniz ki bunlar da orijinal tasarımın parçalarıydılar. Bunlar sanki yanlış yerleştirilmiş sütun başları gibi görünseler de aslında bunlar özel bir Roma sütunu tasarımlarıydılar. Base design, a special kind of Roman column with a so-called foliate base. Profesör, ayrıca şurada da bazı yazılar görüyoruz. Sütunların tepesinde de bir şeyler yazıyor galiba. Evet, haklısınız. O yazılar bu binanın İmparator Geita ve İmparator Caracalla'ya adandığını gösteren yazılardı. Olasılıkla Geita ve Caracalla'nın anneleri eski imparatoriçe Julia Damna ile Sardes'i gezdikleri zaman yazılmıştı. Dikkatimizi çeken bir şey de şuradaki sütunun üstünde keskiyle kazınıp silinen kısımlar var ve okunamıyor. Yani orijinalinde yok. Restorasyonda kayba uğramamış. Evet, doğru. O silinen kısımlar olasılıkla Geita'nın isminin olduğu yerler. Geita ve Caracalla Roma İmparatorluğunu imparator olarak beraberce yönettiler. Ancak bu bir yıl sürdü, babalarının ölümüne kadar. Sonra büyük kardeş Caracalla, küçük kardeşi Geita'yı öldürdü. Bundan sonra Geita'nın adı tüm resmi dokümanlardan çıkarıldı. Hatta şu silinti o zamanın bir ürünü. Documents of the Roman Empire, including inscriptions like the one in this hall. Peki Geita'nın heykellerine ne oldu? Olasılıkla onlar da yerlerinden alınıp özenle yok edildiler. Yani Geita'dan günümüze kalan bir şey yok. Hayır, yok, ama burada Caracalla'nın da bir heykeli yok. Çünkü bu tür taşınabilir mermer parçalar Bizans zamanında yok edilerek kireç taşına dönüştürüldüler. Herhalde. Peki bu dev sütunlara gelirsek, gerçekten dev sütunlar bunlar. Şu ivli sütunlar hakkında neler söyleyebiliriz? Tabii ki bunlar restore edilmiş olanlar. Ancak orijinal olanları monoblok mermer parçalardı. Bunlara monolitik sütunlar deniyordu. Bunların yapıldığı mermerlerse ta Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan gelmişti. Olasılıkla deniz yoluyla İzmir'e getirilmiş, sonra da karayoluyla Sardes'e gelmişti. Madem bunların orijinalleri monolitikti, hiç orijinal olanı var mı bunların? Pek de tam olarak değil. Ancak parçaları günümüze geldi, fakat buluntulardan bunların monolitik yapıda oldukları açık. Çok büyük bir işçilik gerekmiş demek ki. Bunlar İyon nizamında değil mi? Doğru, sütun başı İyon nizamında ve gövde yivli. Ancak şu dönel yivler yine bir çeşitlilik çabasının ürünü. Bunlar milattan sonra 2 ve 3. yüzyıl örnekleri. O zaman Sardesliler çeşitliliği seviyorlardı diyebilir miyiz? Doğru, tamamen öyle. Hadi gezimize devam edelim. Acaba bize neler göstereceksiniz? Profesör, bu büyük yapı nedir? Bu herhalde başka bir bölüm. Şu anda hamamın frigidarium bölümündeyiz. Yani soğuk suyun bulunduğu kısım. Bu bölüm Romalılar zamanında banyo töreninin son aşamasıydı.
Yani burada bitiyordu, öyle mi? Evet, öyle. Önce banyo yapacak kişiler sıcak su banyosuyla başlıyorlardı. Sonra ılık suya geçiyorlar ve en sonunda soğuk suya atlıyorlar. Şimdi bu havuz bir yüzme havuzu muydu yoksa yalnızca frigidaryum muydu? Evet, her ikisi de. Soğuk suda yüzebilirsiniz ya da şu yandaki basamaklarda oturabilirsiniz. Yani jacuzzi gibi bir şey. Evet, aynen öyle. Tamam. Peki şu nişler nedir? Bu nişlerin çoğunun içinde çeşmeler vardı o zamanlar. Kurnalar gibi. Yani bunlar ilk yapılırken de niş olarak yapılmışlardı. Geçit falan değiller. Evet, doğru. Bunlar yalnızca nişti. Peki şurada büyük bir delik var. Bu ne olabilir? O delik soğuk su banyosunun drenaj sisteminin bir parçası. O delikten sular altyapıya ulaşıyordu ve bir servis ağına ait koridor işlevi de vardı. For servicing the different rooms of the bath on the ground floor. Peki bu hamamın geri kalan kısmını da kazacak mıyız yoksa yeter mi? Olasılıkla kazmayacağız. Bu konuda henüz öyle bir planımız yok. Antik çağda tüm dekorasyon elemanları yağmalandığı için yalnızca kupkuru bir bina kalıntısı çıkacak ortaya. Kazı çok zaman ve çok para gerektiren bir süreç. Bir oda bir kez kazıldı mı onu onarmalıyız. Then it needs to be maintained. Yani bu kadar yeter mi diyorsunuz? O kadar da basit değil, ancak Sardes'te kazılmak için çok daha öncelikli yerler olduğunu belirtmeyeyim. Önceden aldığımız bilgilere göre şurada değişik şekiller varmış. Şunları da bir görebilir miyiz? Evet profesör, bu da bir başka niş, yarım daire bir tabanı var ve pek çok yerinde şekiller kazılmış. Haklısınız, sizin de fark ettiğiniz gibi bunlar duvarcıların işaretleri. Olasılıkla yapım sırasında işi kolaylaştırmak amacıyla. Ödemeler için kimin neyi yaptığını da belirliyor olabilir. Yani bu işaretler bu nişin kime ait olduğunu göstermiyor, ancak bunlar burayı yapanların imzaları. Evet öyle, bunlar taş işçilerinin imzaları, paraların adil olarak ödenmesi amacını taşıyor. Peki başka bu tür imzalar var mı? Tabii var, hem Sardes'te hem de Anadolu'nun pek çok yerinde var. Bu tür işaret kazımaları çok yaygındı. En güzel örneklerinden birini Didim'de Apollon Tapınağı'nda görebiliriz. Çok ilginç. Madem ki hamamdan geriye görülecek yalnızca burası kaldı, dilerseniz izleyicilerimize buranın yalnızca frigidaryum olduğunu hatırlatalım. Sıcak su bölümleri hala toprak kaldı. Evet, haklısınız. Burası bu cimnazyum hamamının tamamen kazılmış olan tek salonu. Kalanının ise hala kazısı yapılmış. Dilerseniz bu kompleksin son bölümü olan sinagogu görelim. Evet, sinagog Roma döneminin sonlarında bu kompleksin içine inşa edilmiş. Lütfen orayı da görelim. Sevgili seyirciler, burası da sinagog, yani havra. O zamanın müsevilerinin ibadethanesi. Bakalım sevgili Profesör Green'i bu konuda bize ne söyleyecek? Yes, Professor. Evet sayın profesör. Bu sinagog hakkında neler söyleyebiliriz? Bu sinagog Roma devri cimnazyum ve hamam kompleksinin içinde yer aldığı halde özgün olmayabilir. Olasılıkla daha erken bir salon ya da salonların yeniden inşası söz konusu. Bu sinagogun ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte, milattan sonra 4. yüzyıldan önce yapıldığını düşünüyoruz. Şurada kocaman bir kap var. Anımsayabildiğimiz kadarıyla bunun bir eşini de Manisa Müzesi'nde görmüştük. Ancak bir parçası kırıktı. Evet doğru, o zaten bu kabın orijinali. Bu gördüğünüz kapsa onun kopyası.
Orijinali doğal afet gibi etkenlerden korumak için mi? Evet, aynen. Orijinali korumak amacıyla. Orijinali bu avlunun ortasında bir çeşme görevi görüyor. Şunu da sormak istiyorum. Şurada sütunlar var. Acaba bunlar bir peristil olabilir mi? Evet, bu bir peristil avlusuydu. Sütunların dışında kalan bölüm çatıyla örtülüydü. Güneşi gören kısımsa çimendi. Allah'tan etraf yeşillikmiş. Neyse, devam edelim. Yerlerde mozaikler var. Öyle, sinagogun tüm tabanı tamamen mozaiktir. Ve bu mozaik taban, kazı ekibi tarafından kaldırılıp güçlü bir çelik takviyeli betonla desteklendi ve tekrar yerine kondu. Böylece burayı gezenlerin tahribatına karşı daha dayanıklı hale getirildi. Yani şimdi üzerinde gezebilmek olası, hem de zarar vermedi. Çok fazla renkli değiller ve oldukça sade figürleri var. Evet, çok sade figürler ve bitkisel motifler kullanılmış. Buyurun, devam edelim. Sinagogun girişinden, peristilin de kenarından dolaşarak şimdi asıl salona geçiyoruz. Asıl salonda görülecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Evet Sayın Profesör, burası ana bölüm fakat şuradaki koca kaya parçaları da ne? Bunlar tavanı taşıyan sütunların temelleriydiler. Kendi yerlerinde yalnızca bu temeller günümüze gelebildi. Öyleyse şu anda onlar için yapılacak bir şey yok. Evet, zaten şu anda da bir görevleri yok. Şu tarafa ilerlersek sanki mini bir tiyatro salonu var. Burada bir gösteri söz konusu olmadığına göre bu ne olabilir? Tabii ki bunlar sinagogun apsisindeki oturma elemanlarının restore edilmiş hali. Hristiyan kiliselerindekine benzer olarak bunlar yaşlı Musevilerin oturma yerleri. Şurada açıkça bir sunak var galiba. Bu nedir? Evet, bir sunak gibi duruyor. Fakat bu sinagogda ne işi var derseniz ben de bilmiyorum. Peki şu iki aslan ne anlama geliyor? Şu gördüğünüz iki çift aslan Manisa Müzesi'ndekilerin reprodüksiyonları ve aynen bu konumda bulundular. Altar gibi duran şu masayı iki taraftan bekliyorlar herhalde. Masanın ayaklarında da güzel bir işçilik var. Nedir bu? Kartal falan mı? Evet, yıldırım taşıyan bir kartal kabartması var. Her iki ayak ve bu aslanlar sinagogdan çok daha eski. Bunlar buraya yeniden kullanılmış malzemeler. Fakat mükemmel işçilikleri var. Evet, bunlar restore gördüler ve orijinalleri Manisa Müzesi'nde. Fakat çok titizlikle restore edildiler. Çok titiz oldukları belli. Herhalde kalıba alınıp döküldüler. Evet, başın dışında. Onu yeniden yapmak zorunda kaldık. Orijinal başlar günümüze ulaşmadı. Her yerde yine mozaikler görüyoruz. Ne kadar ilginç. Gerçekten çok basit motifli mozaikler, sizin de söylediğiniz gibi. Sade renk ve desenleri var. Şurada neler var? Bir de onlara bakalım. Profesör, bu nedir? Bu da yine orijinal bir parçanın reprodüksiyonu. Başka amaçla tekrar kullanılmış bir yazıt. Orijinal yazıt belki milattan önce 4. 5. yüzyıl tarihli olmalı. Yani bu sinagogun göre çok eski. Evet. Sinagogun duvarlarında renkli taşlar görüyoruz. Bunlar bir rastlantı mı yoksa özel amaçlı?
Bunlar dekorasyondu. Yani sinagogun duvarındaki dekorasyon örnekleri bunlar. Pek çok renkli mermer gömme parçaları bulundu kazılarda. Bu duvara konulmuş olan parçalar bunların yeniden yapılmış örnekleri. Burada orijinallerden hiç kullanmamaya karar verildi ve aynılarından yeniden kesildi ve dekorasyonda kullanıldı. Bunlar orijinal figürler mi yoksa benzetme mi yapıldı? Bazı formlar orijinale çok yakın ve ortadaki şu dekorasyonsa son dönem Roma çizimlerinden alınmış bir figür. Ama yine Sardes'ten. Şu gezdiğimiz hamam değil ama başka bir hamamdan alınma. Bu figür sinagogla aşağı yukarı yaşıt. Bu yüzden bu duvar resmini yeniden yaratıp sinagogla kullandı. So we have recreated from the Roman wall painting marble revetment for use in the synagogue. It is nice. Çok güzel olmuş. Ve sayın profesör, şurada çok ilginç bir sanat yapıtı var. Bu nedir acaba? Bu olasılıkla içinde Tevrat'ın korunduğu şapellerden birisi. Fakat bunlardan iki adet varmış ama neden iki adetmiş bilinmiyor. Olasılıkla acaba aynı anda iki cemaat ibadet etsin diye olabilir mi? Sizin tahmininiz en az benimki kadar iyi. Evet. Sevgili seyirciler, Sart'taki gezimiz bu haftalık da burada bitiyor. Bu kadar güzel şeyleri gördükten sonra insanın dili de tutuluyor. Acaba bundan sonra ne göreceğiz bilmiyoruz ama profesöre teşekkür edeceğiz. O da size eminim Türkçe veda edecek ve yakın bir zamanda buraya tekrar biz ziyaret edeceğiz. Çünkü profesör burada sadece 2,5 ay bir çalışma yapıyor ve bize sunduklarıyla ülkesine dönüyor. O ülkesine dönmeden son bulduklarını sizinle paylaşmak mutlaka isteyecektir. Telegezi de sizin için onları görüntüleyecek. Çok teşekkür ederiz sevgili profesör Gürel. Teşekkür ederim efendim. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gelecek hafta başka bir bilim yerinin peşinde başka bir yerde olacağız. Tekrar buluşuncaya kadar hepinize sihirli günler.